Arkadaşlar, Uygurlarla konumuza devam ediyorum. Beşinci başlığımız. Şimdi şeyi hatırlayın, Uygurlar Karluk ve Basmililerle birleşip ikinci Köktürklere son vermişlerdi. Ve ana unsur Uygur, Karluk ve Basmililer bir araya gelip 744 yılında Uygur devletini kurdu. O zaman Uygur, Basmil ve Karluklar bir araya gelerek bu devleti kurdular. Yani Uygurlar Uygarlar, diğer bir ifadeyle daha medeni olan Türk devletimiz, toplumumuz olacak. Birazdan bahsedeceğim ondan. İkincisi ise aslında şöyle bir kavram vardır. 9 Oğuz devletimiz vardı bizim, 9 Oğuzlar vardı. 9 Oğuzları egemenlik altına aldı Uygurlar. Kendileriyle birleşerek 10 Oğuzlar olarak Uygur devletini kurdular. Yani aslında Arap kaynaklarında Uygur devleti 9 Oğuzlar olarak geçer ya da Uygurlara 9 Oğuzlar ismi verilmiştir. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi kurucu Kutluk, Bilge, Kül, Kaan'dır. Kül'ü gördünüz. Bakın, Kül kavramı girdi şimdi devreye. Önceden Kaan vardı ama burada Kül kavramı girdi. İkincisi başkent. Ötükendir. Daha sonra başkent Karabalgasun'a taşınmıştır. Arkadaşlar, Karabalgasun diğer bir ifadeyle Ordu Balık şehrine taşınmıştır. Balık şehirdir. Ordu ise hükümdar, orda çadır. Hükümdar çadırıdır. Hükümdarlık çadırıdır. Otağıdır yani. O zaman Ordu Balık, hükümdarın çadırının bulunduğu şehir nedir bu? Başkent. Türklerde başkente Ordu Balık denir. O zaman Uygurlar başkentlerini Ötüken'den Karabalgasun'a taşıdılar. Başkent diğer bir ifadeyle buraya Ordu Balık şehri dediler. Arkadaşlar, Kutluk Bilge Kül Kağan'dan sonra başa Moyençur. Moyençur da diyebilirim. Moyençor da diyebilirim. Moyençur geçer. Moyençur döneminde devlet en parlak dönemini yaşar. O zaman Uygurların en parlak dönemi Moyençur dönemidir. Unutmuyorsunuz. Mete, Mukan, Kapkan, Bilge, Moyençur. Bunları unutmuyoruz arkadaşlar. En parlak dönemini yaşar. Ne yaptı yani? Türk siyasal birliğini sağlar. Türk siyasal birliğini gerçekleştiren Uygur hükümdarı Moyençur'dur. Adına da zaten anıt dikilmiştir. Moyençur yazıtları, Şine Usu yazıtları dikilmiştir. Moyençur yazıtları, Karabalgasun yazıtları Uygurlara aittir. O yüzden arkadaşlar, Moyençur'u asla unutmuyoruz. En parlak devridir. Türk siyasal birliğini sağlayan bir hükümdardır. Moyençur'dan sonra arkadaşlar başa Bögü Kağan geçer. Bögü Kağan. Bögü de diyelim, Bökü. GK diye de Göktürkler, Köktürkler diyoruz ya. Bögü Kağan geçer. Bu dönemin en önemli özelliği, bakın en önemli özelliği Manihaizm. Diğer bir ifadeyle Maniheizm. Dininin resmi bir din olarak kabul edilmesidir. Yani Uygurlar Bögü Kağan döneminde Maniheizmi resmi bir din olarak kabul etmişlerdir. Ve bu dinin etkisiyle yaşam şekilleri değişmiştir. O zaman Uygurların yaşam şekillerinin değişmesine etki eden en önemli faktör Çin'den etkilenerek Manihaizm dinini kabul etmeleridir ki ticari vasıtayla oldu. Bögü Kağan Çin'le ticaret yaparken Mani rahiplerini alıp ülkesine getirdi. Bu Mani rahipleri aracılığıyla Uygur ülkesinde Manihaizm dini yayıldı. Şimdi bu dine göre savaşmak, et yemek yasak. Biz savaşan, kan döken, et yiyen bir toplumken biz barış içerisinde yaşayan, sebzeyle beslenen bir toplum olduk der Bögü Kağan. Arkadaşlar, şimdi ne oldu? Bakın, yerleşik hayat başladı. Şimdi Türkler tarımı bilmiyor değil. Orta Asya 7000 metre yükseklikte bir coğrafya ama vahaları, ovaları var. Doğulu denizde gölleri var, nehirleri var. Doğal olarak tarımı tanıyorlar, tarım yapıyorlar. Ama tam yerleşik değiller. İşte Türk tarihinde, unutmayın bu cümleyi, ilk defa yerleşik hayata geçen Türkler ya da Türk devleti Uygurlar olur.
Bunun sebebi Manihaizm dini olur. Bunu unutmuyorsunuz, tamam mı arkadaşlar? Bu önemli bir bilgiydi. Manihaizm dininin etkisiyle yerleşik hayat başlar, yaşam şekilleri değişir. Arkadaşlar devam ediyorum. Bakın kasabalar, yani köyler, kasabalar, kentler kurulur. Tapınaklar, saraylar yapılır. O zaman bizde ilk defa yerleşik hayat, kasaba, kent kültürü, tapınak, arkadaşlar stupalar, tapınak, Türk üçgeni, tamam Türk üçgeni, saraylar ilk defa Uygurlar'da ortaya çıkar. Şöyle bir baktığınızda Uygurların yaşam şekli değişmiştir. Uygurlar'da arkadaşlar mimari ortaya çıkmıştır. O zaman Türklerde taşınabilir malzemeler varken, Uygurlarla birlikte konar göçer kültürün bir sonucu olarak taşınabilir malzemeler varken, sanat hayvan üslubu iken, taşınabilir malzemeler üzerine yapılırken, Uygurlarda bu anlayış değişti. Mimari ortaya çıktı. Kağıtlar üzerine resimler yapıldı. Duvarlar üzerine freskolar, resimler yapılmaya başlandı. Minyatür ortaya çıktı. Doğal olarak Uygurların mimarisi, sanat anlayışı değişti. Arkadaşlar ayrıca Uygurlarda bakın çek, senet, alım, satım sözleşmesi ortaya çıktı. Çek, senet, alım, satım sözleşmesi ortaya çıktı. Ve Uygurlarda toprak ve emlak vergisi ortaya çıktı. O halde Uygurlarda çek, senet, alım, satım sözleşmelerinin ortaya çıkması yerleşik hayatın bir ürünü. Toprak, emlak vergisinin ortaya çıkması yerleşik hayatın bir ürünü. Peki arkadaşlar kök Türklerde ürün vergisi var mı, toprak vergisi? Yok. Emlak vergisi var mı? Yok. Emlak yok ki, ev yok ki, tarım yok ki. Konar göçer bir kültür var. Yani kök Türklerde otlak mera vergisi varken, hayvan vergisi varken, Uygurlarda buna ek olarak emlak vergisi, ürün vergisi de ortaya çıkar. Peki bunun bir sonucu olarak Uygurların hukuku yazılı hale getirmesi gerekmez mi? Evet. Yazılı hukuk ortaya çıkar. Arkadaşlar bizim hukuk kurallarımıza töre denir. Töre yazısız hukuk kurallarıdır. Göçebe bir kültürün ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bunu yazılı hale getiren, ilk defa yazılı hale getiren Uygurlardır. O halde ilk defa yerleşik hayat, ilk defa kent kültürü, ilk defa tapınak, ilk defa mimari eserler, ilk defa çek senet alım sözleşmeleri, toprak, emlak vergisi, yazılı hukuk Uygurlarda ortaya çıkar. Anlaştık mı arkadaşlar? Ne oldu? Uygurların yaşam şekli değişti. Peki yerleşik hayat Orta Asya Türk kültürüne uygun mu? Değil. O yüzden şöyle diyoruz. Biz niye savaşçıyız? Türkler niye savaşçı? İki sebep vardı. Bir, Cihan Şümül. Tanrı dünyayı yarattı. Dünyayı adaletle yönetsin diye Türk'ü yarattı. Bu Cihan Şümül anlayıştır. Gaza anlayışıdır bu. Savaşçıyızdır. İkincisi, Orta Asya'nın zor koşullarıdır. Çok sık yer değiştiririz. O yüzden güçlü olmak zorundayız. Her an savaşa hazır bir toplum olmak zorundayız. Ordu millet anlayışı vardır. Peki Uygurlarda yerleşik hayatla bu etki azalır mı? O yüzden şunu söylüyoruz. Uygurlarda, dikkat edin bu cümleme, Savaşçı özellik zayıflar. Tamam mı arkadaşlar? Uygurların savaşçı özelliği, bunun etkisi yerleşik hayat, Manihaizmin etkisi olarak zayıflar. Peki şöyle baktığınızda Uygurlarda Manihaizmin etkisi olarak arkadaşlar yaşam şekli değişti. Sanat değişti. Hukuk kuralları değişti. Askeri özellik zayıfladı. Doğru mu? Askeri özellik zayıfladı. Ama değişmeyen bir şey vardır. Devlet yapısı. Bizde kut anlayışı. Memluklar hariç Türk devletinin hemen hemen hepsinde bu anlayış vardır. Uygurların yerleşik hayata geçmesinin değişiminde bu etkilere dikkat edin, soru gelebilir buradan. Tamam mı arkadaşlar? Ve bunun sonucu olarak yerleşik hayat var, artık medeni bir hayat var. Arkadaşlar doğal olarak dikkat edin buraya. Matbaa, kağıt var. Doğru mu? Matbaa ve kağıt. İlk defa Türkler de matbaa ve kağıdı kullanan Uygurlardır.
Arkadaşlar bunun sonucu olarak minyatür var. Minyatür haram olmayan resim, perspektif sanatında olmadığı resim, kitapların içerisinde devrin önemli olaylarını anlatan resim sanatı. Minyatür var. Hatta o kitabın etrafını süslemeler bile yapmışlar. Tesip sanatı var. Arkadaşlar, örgün, eğitim var. Tiyatro var. Hocam tiyatro nasıl olur? Ya şöyle tiyatro var. Elçiler geliyor. Yabancı ülkelerden elçiler geliyor. Bu elçileri eğlendirmek amacıyla Uygur hükümdarları tiyatrolar yapmışlar. Eğlenceler düzenlemişler. Buna tiyatro diyoruz. Tamam mı? Kütüphane var. O zaman Türk devletleri içerisinde medeni olarak yaşayan Uygurlar. Şöyle baktığımızda ilk defa matbaa, kağıt, minyatür, tesip, örgün eğitim, tiyatro, kütüphane. İşte arkadaşlar yazılı hukuk, emlak vergisi, ürün vergisi, mimari ki stupa, tapınak, saray. Mimariye hemen şöyle bir şey daha yazayım. Duvar resmi Uygurlarda ortaya çıkar. Mesela matbaayı şöyle tarif ederler. Hareketli harfler. Uygurların matbaası Çin'in matbaasından daha gelişmiştir. Hareketli patates baskısı değil. Çin'inki patates baskısı. Uygurlarınki daha teknik arkadaşlar. Pamuktan kağıt yapmışlar. O pamuktan yaptıkları kağıtla kitaplar yazmışlar. İlk defa kitap, matbaa, kağıt yani pamuktan kağıt. Uygurlarda, Çin etkisiyle. Ama Uygurların matbaa tekniği, Çin'in matbaa tekniğinden daha gelişmiştir. Son yapılan araştırmalarda, bu henüz tarih kitaplarına girmedi. Son yapılan araştırmalarda ilk defa matbaanın Uygurlarda ortaya çıkmış olabileceği kanısı da ortaya çıktı. Ne kadar bilim literatürü bunu değerlendirir, alır müfredatı onu bilmiyoruz. Ama şu anda Çin'in etkisiyle bu olmuştur diyoruz. Kök Türklerde resim, silahların kabzalarına, halılara dokunurken, yapılırken Uygurlarda duvarlara yapıldı. Freskolar ortaya çıktı. Fresko alçı boyasıdır arkadaşlar, tamam mı? Türk üçgeni ortaya çıktı. Tapınaklar yapıldı, stupalar yapıldı. İlk defa Uygurlarda ortaya çıktı. Bu ayrımı iyi bilin. Uygurların yaşam şeklinin nasıl değiştiğini, bu yaşam şeklinin değişiminin neleri beraberinde getirdiğini, Manahaizm dininin askeri özelliği nasıl zayıflattığını iyi bilmeniz gerekir. Arkadaşlar Uygurlar 840 yılında, ben kültür medeniyette tekrar anlatırım. Şöyle kısa bir değinme yaparım burada. Uygurlar 840 yılında yıkıldılar ve ikiye ayrıldılar. Tahtamız umarım açılır. Evet. Arkadaşlar Uygurlar 840 yılında Kırgızlar tarafından yıkıldı. Kırgızlar Uygurlara son verdi 840'da. Şimdi şöyle bakın arkadaşlar, hemen kalemimi kalınlaştırdım. Uygur Devleti'nin toprakları bu. Sarı ile gördüğünüz Uygur Devleti'nin toprakları. İşte bayağı geniş Kırgızlar bünyesinde. Balkaş Gölü var, Moğolistan var, Mançurya'ya kadar gitmişler. İkiye ayrılırlar 840'da. Hemen ikiye böldüm arkadaşlar tahtayı. İkiye ayırdılar dedik ya. Nasıl oldu? İşte Batı Uygurlar ve Doğu Uygurlar olarak. Batıdakine biz Turfan Uygurları diyoruz. Doğu Türkistan yani Turfan Uygurları. Doğudaki neyse arkadaşlar Sarı Uygurlar diyoruz. Sarı Uygurlar. Burada yazmış mı? Yazmamış. Diğer bir ifadeyle Kansu Uygurları. Tamam mıdır? Ki o zaman Uygurlar 840 yılında yani 9. yüzyılın ortasında ikiye ayrılırlar. İkili teşkilat ikiye ayrılmayı beraberinde getirir. Kolay yıkılırız arkadaşlar. Çin entrikaları da var yıkılmamızda. Taht kavgaları da var. Turfan Uygurları ve Sarı Uygurlar olarak ikiye ayrılır. İlerleyen süreçte Turfan Uygurlarda, Sarı Uygurlarda yavaş yavaş böyle 13. yüzyıla doğru düşünün bunu. Moğol egemenliği altına girer. Kırgızlar, arkadaşlar Uygurlar Moğolların Türkleşmesinde etkili olmuşlardır. Tamam mı? Kırgızlar da çok etkili oldu. Uygurlar da çok etkili oldu. Arkadaşlar bugün Uygurların büyük bir kısmı Çin egemenliği altında yaşamakta. Tamam mı? Şu bölgede Çin egemenliği altında yaşamakta. Uygurlar derken de aklımıza bunlar gelecek. Yerleşik hayat asla unutulmayacak. Kurucu kim? En parlak devri kim? Manahaizm benimseyip
Uygurların şeklini değiştiren hükümdar kim, tapınak kim, yani bögü, bunları unutmamamız gerekiyor. Soru çıkma ihtimalinin olduğu bir yerdir diyoruz. Tamam mıdır arkadaşlar? Tahtamızı silelim, kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlarım, şimdi diğer Türk devlet topluluklarıyla karşınızdayım. Bakın şimdi, şuradan bir çizgi çek, yani haritaya bakmayın böyle, tamam, yani harita böyle aslında güzel bir haritaydı ama böyle büyütünce ekranda dağınık oldu. Ben okumaya çalışacağım, sonra tahtadan ayrıntılarını vereceğim. Şimdi şöyle bir çizgi çekiyorum, tamam mı? Çizginin şu tarafı, benden tarafı Asya, çizginin diğer tarafı Avrupa. Böylelikle haritadan kim Asya, kim Avrupa görmüş olacağız. Arkadaşlar, Kırgızlar Asya, Türgeçler Asya, Karluklar Asya, Kimekler Asya, Başkurtlar Asya, Oğuzlar Asya, İslami dönemde Avrupa olacak. Şimdi kim kaldı burada? Dikkat edin. Hemen kırmızı yapıyorum. Kıpçaklar, tamam mı? Ama Kıpçaklar burada da var, burada da var. Peçenekler burada da var, burada da var. O zaman Kırgız, Karluk, Türgeş, Kimek, Oğuz, Başkurt, işte Köktürkler, Uygurlar, Asya Hunlar, bunlar Asya. Peki Avrupa'da olanlar kimler? Ona bakalım hemen. Kırmızı kalemle yapıyorum. Sabarlar, Hazarlar, Bulgarlar, İtil Bulgarları, Peçenekler, Kıpçaklar, Kumanlar, Oğuzlar, Uzlar geldiler buralara, Bulgarlar, işte İtil Bulgarları, Tuna Bulgarları, Macarlar ve Avarlar. Bunlar da Avrupa. Tamam mı arkadaşlar? Avarlarla Hunlar hem Asya hem Avrupa'da devlet kurmuşlardı. Hatırlayın, bu tekniği size vermiştim. Şimdi buradan ayrılıyorum. Tahtama geçiyorum. Arkadaşlar, diğer Türk devlet topluluklarına bakıyoruz şimdi. Birincisi Avarlar. Arkadaşlar hatırlayın, hem Asya'da hem Avrupa'da devlet kurdular. Bumin Kağan Avarlara karşı isyan etti. Avarlar Orta Asya'yı terk etmek zorunda kaldılar ve Avrupa'da, Orta Avrupa'da güçlü, büyük bir devlet kurdular. Avar devletinin kurucusu Bayan Han. Arkadaşlar, Bayan Moyen olarak da geçebilir bazı kaynaklarda. Bayan Han döneminde güçlü bir devlet kurdular. İstanbul'u iki kez kuşattılar. Sasanilerle birleşerek İstanbul'u iki kez, ya da Sasanilerle ittifak yaparak İstanbul'u iki kez kuşattılar. Arkadaşlar, şimdi o zaman İstanbul'u kuşatan ilk Türkler ya da ilk Türk devleti Avarlar olmuş oldu. Biz Avarlar Orta Asya kültürüyle Avrupa'ya gidip yerleştikleri için Avrupa'da ciddi anlamda Türk kültürünün yayılmasını sağladılar başlangıçta. Cermen ve Slavları sanat anlamında, askerlik anlamında etkilediler, onlara üzengiyi tanıttılar. Avrupa'ya üzengiyi tanıtan Avarlardır. Et konservesi, ata binmeyi, pantolon giymeyi, onlar Hunlardı. Tamam, zaten Avarlar var seçeneklerde. Hun yoktur, Hun varsa Avarlar yoktur. Ve sonuçta Franklar tarafından yıkıldı. Bu tarz sorular çıkabilir. Üç özellik verir. Tamam, üç özellik verir. Hangi uygarlıkla, hangi devlette, hangi toplulukla ilgilidir diye sorabilir. Arkadaşlar, ikincisi Türgeşler. Türgeşler Asya'da devlet kurdular, Asya'da yaşadılar, Avrupa'ya gitmediler. 659-766, yani Köktürk Devleti'nin, birinci Köktürk Devleti'nin dağılmasından sonra bağımsızlıklarını kazandılar. Kurucusu Bagat Arkan, unutmuyoruz. Bagat Arkan adına para bastıran ilk Türk hükümdar olarak kabul edilir. Normalde arkadaşlar, bizde parayı kullanan ilk Türkler Köktürklerdir. İkinci Köktürkler diye anılır. Parayı kullanan ilk Türkler ikinci Köktürkler diye anılır. Ama kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdar Bagat Arkan kabul edilir. Tamam mı? Çok teferruat bir bilgi olur bu ama yine de bilgi, yani normalde Milli Eğitim'in yeni müfredatında geçmez ama ben kulaklarınız küp olsun diye söyledim bunu. Şu bilgi çok önemlidir. Bakın, bu bilgi çok önemli. Türgeşler Emevilerle savaşır. Haristan Savaşı'dır. Bu savaşla Orta Asya'ya Emevilerin girmesini, Orta Asya'nın Araplaşmasını Türgeşler engellemişlerdir. O yüzden Emeviler boyutunu, Türgeşlerle ilgili Emeviler boyutunu unutmamak gerekir. Hatta Türgeşler ya da Türgişler 1. Köktürk ile 2. Köktürk arasında 50 yıllık esarette diğer Türk boylarını
bir çatı altında toplamış, varlığını devam ettirmiş, tamam mı? Böyle de söylenebilir. Bak, tarih aralığına bakarsanız bunu da buradan yorumlarız zaten. 630-682. Gayet güzel. Geliyorum üçüncüye, İtil Bulgarları. İtil Bulgarların diğer bir adı Volga Bulgar Devleti. Volga Nehri'nden kaynaklanır. İtil Bulgarları, diğer bir ifade Volga Bulgarları. Avrupa'da devlet kurmuşlardır arkadaşlar. Burada şunu unutmuyoruz. Birincisi, İtil Bulgar Devleti'nin diğer bir adı ya da İtil Bulgar Devleti'ni oluşturan temel unsur 30 Ogurlar. Kendilerini böyle tarif etmişler. Biz 30 Ogurlarız demişler. İkinci bilgi, en önemli ikinci bilgi, Almış Han döneminde, bak Han dedim, gördünüz mü? Almış Han döneminde İtil Bulgarları İslamiyet'i kabul etmiştir. Net tarih 921'dir. O yüzden şöyle deriz, Doğu Avrupa'ya İslam'ı tanıtan, Doğu Avrupa'da İslam kültürünün yayılmasında etkili olan, cümle aynen böyledir, İtil Bulgarlarıdır. Daha güzel, daha net bir ifadeyle arkadaşlar, İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti İtil Bulgar Devleti'dir. Almış Han'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk Hanı olmuş olur burada. Han dedim, bakın, hükümdar anlamında söyledim. Karluklar boydu, bu devlet oldu. Tamam mıdır arkadaşlar? Ki Almış Han'da ondan sonra Cafer bin Abdullah ismini almıştır. Arkadaşlar devam ediyorum. Kırgızlar. Kırgızlar Asya'da devlet kurdular ki zaten Uygurları yıkıp kendi devletlerini kurdular arkadaşlar. Ötüken bölgesinde devlet kurdular Kırgızlar. Kırgızlarla ilgili birkaç bilgi. Biri Manas Destanı. Dünya tarihinin en uzun destanıdır. Canlı bir destandır. Hala da yazılmakta olan bir destandır. Ona sahiplerdir. İkincisi, Uygur egemenine girmişlerdir. Bakın 13. yüzyılda 1207'den sonra Uygur egemenine girmişlerdir. Moğol egemenine girmişlerdir. Geri alıyorum. Moğol egemenine girmişlerdir. Ve Moğolların Türkleşmesinde etkili olmuşlardır. O zaman Orta Asya'da bir devlet kurdular. 13. yüzyılda Moğol egemenine girdiler. 19. yüzyılda, bakın 19. yüzyılda Rus egemenine girdiler. Unutmuyorsunuz. Bunlar önemli bilgiler. Rus egemenine girdiler. Çarlık Rusya'nın egemenine girdiler. 1991'de de Sovyet Rusya'nın parçalanmasıyla bağımsız bir devlet kurdular. Bugün Kırgızistan diye bir devlet Orta Asya'da mevcut. Tamam mıdır arkadaşlar? Kırgızları da böyle anıyoruz. Geliyoruz Karluklara. Arkadaşlar, Karluklar genellikle dağınık halde yaşadılar. Hatırlayın, 2. Köktürk Devleti'nin yıkılmasında, Uygur Devleti'nin kurulmasında etkili oldular. Siyasal varlıklarını 627-1212 yılları arasında devam ettirdiler. Şimdi buradan şu önemli. Karluklar 1. Uygur Devleti'nin kurulmasında etkili oldular. 2. Kara Hanlı'nın asıl unsurunu oluşturdular. Kara Hanlı'nın asıl unsuru Karluklardan oluşmuştur. Diğer bir bilgi de şudur arkadaşlar. Çok önemlidir bu. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğudur. O zaman İtil Bulgarları İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti, unutmuyorsunuz. Karluklar ise ilk Türk boyu ya da ilk Türk topluluğu olarak geçer. Karluk, Basmil, Tuhsi, Yağma, Çiğil diye geçer. Bunların içerisindeki küçük topluluklardır. Ne oldu? Karahanlı Devleti'nin asıl unsuru oldu. İki, İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğu, ilk Türk boyu oldu. Arkadaşlar 1212 yılında da Moğol egemenliğine girdiler. Moğolların Türkleşmesinde etkili olan diğer bir boy da Karluklar oldu. O zaman 3 tane bulduk. Uygurlar, bir önceki ders söyledim. 2 Kırgızlar, 3 Karluklar. Peki Kırgızlar burayı alıyor değil mi Etrabe? Kırgızlar 1207'de, Karluklar 1212'de Moğol egemenliğine girdiler. O halde şöyle bir cümle kullanıyorum. Moğol egemenliğine giren ilk Türk topluluğu Kırgızlardır. Tarihe bakın. 1207. Moğol egemenliğine giren ilk Müslüman Türk topluluğu Karluklardır. Aradaki farkı gördünüz değil mi? 1212. Demek ki 1207'de Kırgızlar Moğol egemenliğine girdiğinde henüz İslamiyet'i kabul etmemişlerdir. Tamam mıdır arkadaşlar? Devam ediyorum Hazarlar. Hazarlar en önemlilerinden bir tanesi. En önemlilerinden bir tanesi. Avrupa'da devlet kurdular. Hazar Denizi'nin batısında, kuzeyinde ve batısında, Kafkaslar'da ve Karadeniz'in kuzeyinde devlet kurdular. Çok güçlü bir devlet kurdular. Ve devleti kurdukları coğrafyada istikrarı ve barışı sağladılar. Bu da o bölgede muhteşem bir ticari potansiyelin ortaya çıkmasına sebep oldu. O yüzden Hazarların 100 yıl aralığı, yani 630-968 aralığı, şöyle düşünün. 8, 9 ve 10. yüzyıllar o coğrafya için Hazar barış çağı olarak geçmiştir. Hazar barış demektir zaten.
O zaman ticaret deyince, barış deyince, ticari potansiyeli artırmak deyince Hazarlar aklımıza gelecek. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Türklerin tüccar topluluğudur. Orta Asya'nın tüccar topluluğu Soğutlardır. Ama Türklerin tüccar topluluğu devleti ciddi anlamda Hazarlardır. Bunun etkisiyle, Hazarlar bunun etkisiyle Museviliği benimsemişlerdir. Yahudiliği benimsemişlerdir ki Türk devletleri içerisinde Museviliği benimseyen tek Türk devleti Hazarlardır. Fakat son derece hoşgörülüdür. Biliyorsunuz Museviler milli kimliğe sahip oldukları için din adına çok da hoşgörülü değillerdir ama Hazarlar, dikkat edin kavrama, hakimler kurulunu kurarak, hoşgörüye bakın, hakimler kurulunu kurarak, yani imamı, papazı, hahamı orada tutarak her dine mensup olan insanların kendi dinlerine göre yargılanmasını sağlamışlardır. Bu müthiş bir hoşgörüdür. Hakimler kurulunu burada unutmuyoruz o zaman arkadaşlar. Tamam mıdır? Hazarlar önemli. Diğer bir bilgi Hazarlarla ilgili. Yine çok önemlidir Hazarlarla ilgili bu bilgi. Türklerde ordu millet anlayışı vardır. Ordu millet anlayışı. Her Türk asker doğar. Hazarlar tüccar ve zengin olduğu için artı Musevi'nin etkisiyle Hazarlarda paralı, ücretli askerler vardır. Bizde devlet olup da ücretli asker bulunduran devlet, İslam öncesi için söylüyorum, Hazarlardır. Tamam mı arkadaşlar? Ruslar tarafından da 968 yılında Hazarlar yıkılmıştır. Bu bilgilerimi unutmuyorsunuz. Geliyorum Tuna Bulgarlarına. İkiye ayrılmıştı zaten. Tuna asıl büyük Bulgar devleti. İkiye ayrılmıştı. Tuna Bulgarları, İtil Bulgarları diye. İtil önemli olduğu için baştan söyledim size. Arkadaşlar bu devlet Asparuh tarafından kuruluyor. Güçlü bir devlet olarak kuruluyor. İkinci bilgi bilmeniz gereken Boris Han döneminde. Bakın Boris Han döneminde Hristiyanlığı resmi din olarak kabul ediyor. O zaman İtil Bulgarları almış Han döneminde İslamiyet'i. Tuna Bulgarları Boris Han döneminde Hristiyanlığı kabul eder. Zamanla Ortodokstur bunlar. Hristiyan Ortodoks. Zamanla arkadaşlar Çar ünvanını kullanmaya başlarlar. Tamam mı? Yani Simon Çar ünvanını Macarlarda, Bulgarlarda zamanla Çar ünvanını kullanır. Hanken Çar ünvanını kullanacaktır. Oğuzlara gelince biziz. Oğuzlar. Arkadaşlar Oğuz ama Müslüman Oğuzlar Türkmendir. Biz Müslüman Oğuzlara Türkmen deriz. Türklerin en kalabalık boyudur. En kalabalık boy, en kalabalık topluluğu Oğuzlardır. Hristiyan olanlara Uz deriz. Daha çok o Macaristan, Romanya, o coğrafyada varlıklarını sürdürüyorlar. Hristiyanlar, Uzlar ki peçeneklerle birlikte Bizans ordusunda paralı askerlik yaptılar. Saf değiştirdiler. Oğuzların Müslüman olanını da Türkmen deriz. Biziz yani onlar. Anadolu'da yaşayanlar. Ve Oğuzlar tarihte şu devletleri kurdular. Sayıyorum şimdi. 1. 9 Oğuz Devleti. Arkadaşlar 9 Oğuz Devleti 7. ve 8. yüzyıl. Ondan sonra Oğuz Yabgu Devleti. 9. ve 10. yüzyıl. Bunlar Müslüman değil. Bak 9 Oğuz Devleti de Müslüman değil. Oğuz Yabgu Devleti de Müslüman değil. Ki zaten hatırlayın Selçuk Bey İslam'ı seçince çıkıyor geliyor Oğuz Yabgu'dan Selçuklu Devleti'ni kuruyor. Ondan sonra 3 tane hatta biz günümüzdeki bu devleti de katarsak 4 tane Türk İslam Devleti kurdular. Selçuklu Devleti, Büyük Selçuklu, Türkiye Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti. O zaman Türk tarihinin en güçlü devletlerini İslami dönemde Oğuzlar kurdular. Anlaştık mı arkadaşlar? Oğuzları bu haliyle unutmamak gerekir. Cihan şümül anlayışa sahip bir Türk boyudur diyoruz, unutmuyoruz. Zaten bundan sonraki tarihimiz Oğuz tarihi. Arkadaşlar Macarlar, Fin-Ogurlar yani böyle asimile olmuşlar, Hristiyanlaşmışlar hakkında çok bilgimiz yok. Bugünkü Macaristan bakın işte Hristiyan. Ama bunlar Katolikliği benimsemişler. Bulgarlar, Tuna Bulgarları Ortodokslu bunlar Katolikliği benimsemişler. Kendi soylarını Attila'ya dayandırmışlardır ki Macaristan'da Attila ismi yaygındır. Macaristan'da Türkoloji Enstitüsü kurulmuş ve arkadaşlar tabi Avusturya Macaristan tamam mı? Türkoloji Enstitüsü kurulmuş ve günümüzde her yıl Macaristan'da Türk kurultayı toplanmaktadır. Macarlarla ilgili bilmemiz gereken bu çok da şeyde de yer almaz yani böyle kaynaklarımızda da çok fazla yer almaz. Geliyoruz peçeneklere. Arkadaşlar peçenekler hiçbir zaman devlet olamadılar. Topluluk olarak yaşadılar. Hem Asya'da hem Avrupa'da topluluk olarak yaşadılar. Devlet kuramadılar. Dağınık halde yaşadılar. Karadeniz'in kuzeyinde yaşadılar ve Karadeniz'in kuzeyinde 10 ve 11. yüzyıllarda Ruslarla o kadar çok çetin mücadeleler yaptılar ki Rusların güneye inmesini
engelleyip Rusların güneye inmesini ve Karadeniz'in Slavlaşmasını engellediler. O zaman üç devlet sayın. Peçenekler, Altın Ordu ve Kırım Hanlığı yani Osmanlı. Bunlar Rusların güne inmesini engelleyen ve Karadeniz'in Slavlaşmasını engelleyen devletlerdir. Unutmuyorsunuz. O zaman Ruslarla çetin mücadeleler yaptılar. Arkadaşlar iki, Bizans ordusunda paralı askerlik yaptılar. Ücretli askerlik yaptılar. Hristiyandı bunlar. Hristiyanlığı benimsediler. Paralı askerlik yaptılar. Malazgirt Savaşı'nda Hristiyan olmalarına rağmen, demek ki içlerinde böyle hala milli kimliği devam ettirenler, Müslümanlar varmış. Saf değiştirdiler. Uzlarla peçenekler. Bu da Alparslan'ın Malazgirt Savaşı'nı kazanmasını sağlamıştı. Bu ciddi bir kazanımdır. Uzlarla peçeneklerin bu yönünü unutmuyoruz arkadaşlar. Peçenekler önemli. Kıpçaklar. Arkadaşlar Kıpçaklar Orta Asya bozkırlarında dağınık halde yaşıyorlar. Çok kalabalık bir gruptu bunlar. Yavaş yavaş Karadeniz'in kuzeyinden Doğu Avrupa'ya doğru geldiler. Ki zaten Kıpçak göçleri o bölgeye ciddi bir Türk göçünün yaşanmasına sebep olmuştur. O Kıpçaklar Karadeniz'in kuzeyinde Ruslarla çok fazla mücadelelerde bulundular ki zaten Kıpçaklar diğer bir adıyla Kumanlar. Kumanların Ruslarla mücadelesi Rusların Igor destanına konu olmuştur. Kıpçakların bizlerle, Müslüman Oğuzlarla mücadelesi Dede Korkut destanına konu olmuştur. Igor, Dede Korkut unutmuyoruz arkadaşlar. Kıpçaklar zamanla siyasal varlığını kaybetmişler. Altın Ordu devletinin egemenine girmişlerdir ki Etil Bulgarları ile birlikte Kıpçaklar Altın Ordu Moğol devletinin Türkleşmesinde etkili olmuştur. Altın Ordu Moğol devletinin Türkleşmesinde etkili olan iki önemli Türk unsuru vardır. Etil Bulgarları, Kazan Türkleri yani bugün ve Kıpçaklar, Kumanlar. Ki Etil Bulgar, Altın Ordu Devleti bu Kıpçakları, hatırlayın bu bilgiyi vardır kafanızda, Eyyubilere ve Memluklara esir olarak satmışlar. Eyyubi ve Memluk ordusu Kıpçak Türklerinden oluşmuştur. Kıpçaklı genç esirlerden oluşmuştur. Kodex, kitap, Komenikus, Kıpçakların Kodex, kitap, Komenikus, Kuman, Kodex, Komenikus, Kıpçaklara ait bir sözlüktür. Tamam mı arkadaşlar? Farklı dillerde ama. Sabirler, çok bir şey söylemeyeceğim. Köktürklerin egemeninde çok uzun bir süre yaşadılar. Sibirya'ya göç ettiler. Sibirya adını bunlardan almıştır diyoruz. Başkırtlar, bunlar da arkadaşlar Köktürklerin yıkılmasından sonra yine 4. yüzyılın 4. yüzyılda siyasal varlığını ortaya koydular bunlar ama 6. yüzyılda Köktürklerin egemenine girdiler. Köktürkler yıkılınca bunlar da dağınık halde yaşadılar. Biraz da böyle Orta Asya'nın kuzeyine yerleştiler. Çok da siyasi varlık gösteremediler açık konuşmak gerekirse. Bunu isim olarak bilin. Çok fazla bilgi yok bunlarda. Geçiyorum. Kimekler. Kimekler de Asya'da yaşadılar ve devlet kurdular arkadaşlar. Kimekler ülkelerini 11 bölgeye ayırdılar. Ve her bir bölgeye tutuk adı verilen valler atayarak devletlerini böyle yönetmiş oldular. Bakın bir çırpıda diğer Türk devletli topluluklarını görmüş olduk. Buradan Avarlar, Türgeçler, İtil Bulgarları, Kırgızlar, Karluklar, Hazarlar asla unutulmamalı. Tamam mı arkadaşlar? Oğuzları zaten biliyoruz. Bunları asla unutmuyoruz. Tabii diğerlerini de unutmuyoruz ama bunlar çok daha önemli. Derecede birinci derece, ikinci derece olarak görebilirsiniz. Anlaştık buraya kadar. Peki tahtamızı temizleyelim. Bu Türk devletlerimizin kültür medeniyetinden, devlet, din, toplum, ekonomi, mimari, sanat bunlardan bahsedelim sizinle.